Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam 105. yayınımızda yine birlikteyiz. Ali Şimşek bu akşamki konuğumuz ikinci kez sağ olsun geldi. 19. programımızdı sanıyorum. 2,5 sene önce bir Don Quixote 23 Nisan 2016, şimdi hatırladım tam Evet, güzel tarihini. program olmuştu. 400. yılında 400. yıl, ölüm yıl döneminde. Evet, bir program yapmıştık. Orada aslında o programda sıkça bahsettiğimiz Don Quixote dışında bahsettiğimiz işte Robinson Crusoe ve bu romanın incelenmesi, işte analiz edilmesi ve bugün roman sanatı üzerine bir program yapma fikri hep kafamızın arkasında vardı. İşte bugüne kısmet oldu. Hocam, öncelikle teşekkür ediyoruz geldiğin için. Bu roman 1719 yılında ilk basıldığı zaman 3 ay içinde 80 bin satan bir bestseller oluyor ve o güne kadar görülmemiş bir ilgiyle karşılaşıyor. İstersen buradan bir giriş yapalım ve bu Evet, romanın aslında önemi Robinson'a nedir? her yerden girilebilir. Evet. Evet, ilk bestsellerlardan biri. Yani şu olarak bakıldığında. Zaten hani Don Quixote programımızda da konuşmuştuk. Yani roman denilen bir tür tartışılırken, yeni bir tür çünkü. Yani de Don Quixote'la başladı 17. yüzyıl. Ama hemen arkasından Robinson eklenir. Yani o anlamda romanın başlangıcı ilk iki şeye girer. Bir de tabii Samuel Richardson'ın Clarissa'sı. Hani Türkçe'de olmayan. Bir de o tarihlenir. O ilginçtir, o kadın. Roman genelde bir erkek dünyası. Hatta yani Odysseia, Homeros'a da baksak bir erkek var. O anlamda hani Clarissa'yı da vurgulamak gerekiyor yani. Don Quixote, Robinson, o Clarissa'yı da şey yapalım, unutmuş olmayalım. O anlamda hani roman derken hani bireyciliğin yükselişi denilen bir kavram var. Yani Rönesans'tan itibaren klasik şeylerde yani bireyin ortaya çıkışı ve bireyin siyasal olarak ortaya çıkışı var. Ama bir tür olarak herhalde edebi bir tür olarak birey ancak kendi romanda konaklayabilecek bir şey buldu. O anlamda Don Quixote bir nevi o programımıza da vurgulamıştık. Yani ilk birey denilen şey. Ama şimdi Robinson'a gelince o birey tartışmasına daha yakından bakabiliyoruz. Çünkü bir ıssız adada yalnız başına bir adamdan bahsediyoruz. Yani Don Quixote Sancho Pancho'yla bayağı İspanya'nın tozunu attırıyor. Yani dolaşıyor yollarda, hanlarda falan ama Robinson'da ıssız adada tek bir kişi var. Yani 25. yılda herhalde değil mi? Sonra Cuma. Evet. Cuma bir yardımcı. O da ayrı bir tartışma tabii. Geliyor. Anlamda hani o birey kavramına Robinson daha çok uyuyor. Yani bir de dedim ki ıssız adaya düşmek bunlar zaten insanları meraklandıran şeyler. Bugün de hala sinema bunu işliyor. Yani. Robinson bir Türk yani. Bitmiyor. Mesela en son 2000'de Tom Hanks'in oynadığı Castaway. Onda da tekrar Robinson'u gördük. Uzayda Robinson'lar görüyoruz. Yani hani şeyde sadece dünyada geçen değil. Bilim Lost in Space var mesela. Robinson, oradaki ailenin ismi Robinson'lar diye geçiyor. Tabii. Evet. Daha sonra hatta Robinson Ailesi diye başka bir roman da var. Şimdi Robinson'un önemi ne? Yani Robinson Crusoe'nun önemi ne? Bu gerçekten yani çok da tartışılmış, üzerine de bayağı kalem oynatılmış bir şey. Evet. Şimdi öncelikle bir felaket var. Felaketten bir adaya düşüş var ya, adadaki müthiş bir mücadele var. Genelde de tartışmalarına ben de katılıyorum ona. Yani Robinson mitinde gördüğümüz bir kısmıyla insanın tek başına bir şeyleri becerebileceği, bir uygarlığı tekrar kurabileceği. Bu tabii ideolojik bir tartışma ki zaten hani oraya da gireceğiz vaktimiz. Robinsonculuk denilen hani Marx'ın adını koyduğu Robinson ideolojisi. Yani liberalizmle ya da kapitalizmle Robinson arasındaki bağ. Şimdi
Öncelikle ada imgesinden gitmek gerekiyor. Çünkü ada çok verimli bir imge. Hatta rahmetli analım yani sevgili Akşit Göktürk'ün. Evet, ada İngiliz yazanında ada kavramı. Evet, zaten Robinson'u da Türkçemize çevir kazandıran önemli bir edebiyat eleştirmeni, akademisyen. Çünkü ada imgesi bize de cazip geliyor. İşte adaya gitmek değil mi? Yani şuradan bindiğimiz zaman. Yani ada nedir? Bir maviliğin ortasında bir korunaklı bir yer. Yani dört bir tarafı deniz ama aynı zamanda fırtına olsa da ya da bir şey olsa da sığınabileceğin bir taraf. Ama aynı zamanda mahrumiyet anlamına da geliyor. Yani hem güvenlik var hem de bir tür mahrumiyet var. Yani mesela geçen ben okudum çok ilginçti. Yani İstanbul'un hemen içinde de bir ada var değil mi? Kız Kulesi. Evet. Bir ada yani. Oranın bekçisini anlatıyordu. Bir Lodos'ta bir hafta Üsküdar'a gidememiş. Yani. Yani güvercin yemiş. Yani o anlamda mahrumiyet. Yani hem bir dört tarafı mavi, bir güzellik ama aynı zamanda güvenlik ama aynı zamanda bir mahrumiyet vakası. Zaten hani ilk Ütopya, Thomas More'un adı bir adada geçiyor. Yine Campanella'nın Güneş Ülkesi, yine Bacon'ın Yeni Atlantis'i. Yani ada bir türüyle geleceği planlamak, Ütopya'yı kurmak anlamında da bir deney. Evet. Yani yalıtıyorsunuz ve orada ideal bir şey kuruyorsunuz. Neyse kafanızdaki yani devlet. Tabii Ütopyalardaki adalar her ne kadar sıkıcı olsa da çünkü Ütopyalar sıkıcıdır bir tarafıyla. Evet. Yine de ada idealize. Şimdi Robinson'daki ada öyle değil. Yani kitapta idealize. Hatta Robinson adayı da çok sevmiyor çünkü sürekli bir kurtulma şeyi var. Zaten ada imgesine bir de kurtulma şeyi her zaman eşlik ediyor. Yani bugün hala sinema bir sürü Türklerle şey yapıyor. Şimdi Robinson neyi anlatıyor? Babasının lafını dinlemeyen bir adamcağızın, genç adamcağızın denizle şeyini açıyor, yani ilişkisini kuruyor. Şimdi bu da önemli. Şimdi ilk programımıza biraz değinmiştik. Yani hani romanı, Picaro'yu, macerayı başlatan mekanlar var değil mi? Yani yol. En önemlisi yok. Yol olmazsa, macera olmazsa roman, yani epik de olamıyor. Sonra han, salon. İşte koca bir 19. yüzyıl romanı değil mi? Yani sonra cadde, Rus romanı, yani Nevski Bulvarı gibi falan. Sonra bir de deniz var. Yani roman ve deniz ilişkisi. Yani ben de bugünlerde onu biraz kafayı da yoruyorum. Tabii deniz derken Moby Dick'teki gibi ya da Jack London'daki denizle mücadelenin çok yoğun olunduğu bir şey değil. Ama bir, en azından bir denizin seni alıp götürmesi bir yere, başka ülkelere götürmesi. O anlamda Robinson da yolculuk yapmak istiyor. Yeni yerler görmek istiyor. Babasının lafını da dinlemiyor. Babası bir burjuva. Yani meslek sahibi burjuva. Kendisi denize açıldığında ticaret vesaire zenginleşmeyi de düşünüyor. Ve tabii korsanlara, Türk korsanlara esir düşüyor. Yani Robinson'un başlangıcı bu. Yani sonra bir şekilde Brezilya'ya kapağı atıyor ve orada plantasyon, yani köle emeğine dayalı bir ticaret zenginleşiyordu. Şimdi daha da zenginleşmek için köle ticareti bir nevi, yani adaya düşmeden önce yolculuk köle, Afrika'ya bir yolculuk. Tabii gemi fırtınada batınca bildik, hikaye de başlıyor, adaya düşüyor. Şimdi bu tabii bir mahrumiyet, bir felaket. Ama biz Robinson'da neyi görüyoruz? Bence yeniliği ve devrimciliği de oradan geliyor. Hatta ideolojik tarafı da oradan geliyor ki Marx'ın ya da bambaşka bağlamda mesela Jean-Jacques Rousseau'yu da çok etkilemiş bir imge. Yani romantizmin kurucularından Rousseau'nun soylu vahşi mitinde Robinson'un etkisi var. Yani okumuş çünkü yani. Yalnız Gezenin Düşleri romanda atıflar var Robinson'a. Tabii soylu vahşiyi Rousseau başka anlamda kullanıyor. Rousseau'nun Robinson'daki vahşi başka değil mi? Hani cuma vaziyetiyle. Şimdi neyi görüyoruz? Müthiş bir didinme görüyoruz. Yani ısladığa düşülüyor. Panik yok. Panik yok. Gayet akılcı. Soğukkanlı. Soğukkanlı. Yani ve gemi enkazından bulduğu şeylerle güvenli bir yerde küçük küçük uygarlığı kurmaya başlıyor. Yani müthiş bir hesapçılık var. Yani müthiş bir not tutma var.
Yani zaten hani bireycilik kavramıyla bu tür muhasebe kavramları genelde literatürde beraber tartışılır. Mesela muhasebe derken iktisadi muhasebeden de bahsediyoruz. Yani çift girişli muhasebe sistemi ve kapitalizm ilişkisi gibi. Yani her şeyi tutacaksın hesabını. Müthiş not alan, hesaplayan bir insan Robinson. Yani soğukkanlı. Tabii yer yer umutsuzluğa düşüyor ama umutsuzluğa düştüğünde en büyük yardımcısı var din. Yani çok dindar bir adam. Yani. Ama ilk başta dindar değil. Değil mi? Şüpheler yaşıyor. Tabii değil mi? Yani babadan ayrıldıktan sonra bir krizler yaşıyor ama ada da bence o mahrumiyetten dolayı daha dindar hale geliyor. Yani çünkü Tanrı'yla bu yalnızlıkta da 25-30 yıl değil mi? 30 yıl. 27 yıl. 27 yıl. 27 yıl az bir, yani insan ömrünün neredeyse yarısı gibi bir yapayalnız. Evet, adaya girip gidenler var. Oralara değineceğiz. Yani İspanyollar geliyor, yerliler, daha doğrusu tırnakçı yamyam dediğimiz. Ki bu arada yamyam mitini de yaygınlaştıran romanlardan biridir. Yani. Evet. Yamyam miti nedir? Yamyam miti karikatürleri de görürüz. Kazanda beyazları kaynatırlar, bir de tuz döker falan yani. Yani. Batı'nın en büyük ötekileştirme şeylerinden biri. Yani yamyamlık elbette pratikte var ama bir imge ve mit olarak çok farklı. Ve orada Robinson'un katkısı unutulamaz. Yani vahşi ya da yamyam dediğimiz. Neyse, müthiş bir hesapçılık görüyoruz. Yani müthiş bir didinme, işte evcilleştirme, keçileri, yaban keçilerini evcilleştirme. En önemlisi peyniri yapma, yani sağma ve peyniri yapma, yani çiftçilik, tarım. Evet. Mevsimleri gözetleme, adayı tanıma, adanın bitki örtüsü ne yenilebilir, ne yenilmez. Bunların bir envanterini çıkarma. Ve en önemlisi tabii, orası çok ideolojik işte, sürekli kıtlık korkusu. Tamam. Yani sürekli bir çalışma. Zaten hani Robinson'u tartışırken en önemli başlıklardan biri o. Püriten ahlak, meslek ahlağı, çalışmaya vurgu. Mesela içeride konuşuyorduk değil mi? Yani başka toplumlar o kadar çalışma şeyi değil. Düşkün bir şeye sahip değiller. Yani evet. Sıradadasın, niye ense yapmıyorsun gibi bir soru da gelebilir ama sanki Londra'da yaşıyormuş gibi bir ruh hali içinde, ekonomi politik bir dünya içinde de hesap tutuyor. Dediğim gibi o kıtlık vurgusunu romanın neredeyse bütününe yayılmış olarak şey yapabiliriz, bir endişe. Sonra bir uygarlık şeyi, yani uygarlık nedir? Hani sivil yontma, şehir kurma, kent kurma. Sürekli adayı dolaşırken hani ne neye yarayabilir, nasıl inşa edebiliriz, bununla geçiyor. Tabi burada şöyle de bir şey var, Robinson bir mit. Yani gerçekten de ıssız adaya düşüp kurtulan insanlar olmuştur. Zaten Robinson yazılmadan önce bu tür hikayeler var, gazetelere düşmüş. Ya, genelde feci bir şekilde bulunmuş insanlar. Yani neredeyse dili unutacak boyuta gelmiş insanlar var. Ama Robinson açıkçası böyle bir şey içinde değil. Yani dediğim gibi elbette orada korkuları var, yalnızlık var. Ama kısmı da sanki Londra'da yaşıyormuş gibi de bir özgüven var. Yani evet. Hesaplama, kitaplama ya da orayı uygar haline getirme. Zaten Marx'ın Robinsonculuk derken liberal ideolojiyle kurduğu bağ da bu. Yani bir birey, yani toplum olmadan bir uygarlık kurabilir mi? Ve individualizm zaten hani Rönesans'tan itibaren yok. İndividual, bölünmez bir şey. Yani bölünmez, parçalanamaz. Yani birey de hakları vesaire diyor, parçalanamaz. Koca bir siyasal süreç yani 15, 16, 17. yüzyılda. O anlamda hani birey diyeceksek... En net görebileceğimiz romanlardan biri. Hatta amblemi diyebileceğimiz, hatta sembolü diyebileceğimiz bir şey var. Onun dışında tabii bu çok tartışılmıştır. Hatta üstüne karşı romanlarda yazılmıştır. Bir de ötekini tanıma ve ötekiyle ilişki var. Yani daha sonra bu oryantalizm ya da kolonyalizm tartışmaları bol bol. Cuma denilen bir şey var, yeni bir olay var. Yani belli bir süreden sonra yalnızlığı 25. yıl olması lazım, yanlış hatırlamıyorsam. Adaya biri daha geliyor. Adaya elbette gelenler var. Onlar ama yamyamlar, i̇şte saklanıyor. Ada ıssız mı ya? Evet, diye bir şey değil. Var. Dediğim ıssız gibi değil. Yani ama o... müthiş bir endişe de var. Hı-hı. Saklanıyor. Yani hatta adaya gelip ölenler var. Yani şey olarak Hristiyan olarak onlara, İspanyollar olması lazım. İspanyollar. Hristiyan olarak onlara karşı görevini de yapıyor. Yani
Ama bir korku var. Özellikle yamyamlardan bir korku. Şimdi yamyamlardan korku ya da vahşilerden korku Kolomb'a kadar giden bir şey. Değil mi? Yani onların adetleri, onların gelenekleri vesaire farklı. O anlamda vahşilerden korkuyor. Yani vahşilerden korkumuz en önemli yenmek. Yani mideye indirilmek ya da öldürülmek. Ama dediğim gibi Cuma'yla ki onları da vahşilerin elinden kurtarıyor. Yani o da başka bir kabileden, başka bir kabile tarafından herhalde yenmek için. Neyse kurtararak bir arkadaş ediniyor. Yani o anlamda Robinson aynı zamanda Avrupalı'nın diğer kültürlerle nasıl ilişki içinde olabileceğine dair de bir prototipi vermesi anlamında da önemli. Yani Cuma'yı görmek, Cuma'yı tanımak. Bir de ismini de kendi veriyor. Yani Cuma ismi Robinson'un verdiği bir isim. Yani isim verme hakkı da var. Bunu iyi bir Hristiyan olarak yetiştirmek gibi sayfalarca bunun ayrıntıları var. Önce bir kızıyor zındık olduğu için, pagan olduğu için. Ama yavaş yavaş Cuma'nın da uygarlaştırıldığı, Hristiyanlaştırıldığı bir süreci de evet. Tanrı'nın adıyla görüyoruz. Cuma tabii kurtarıldığında hemen ayaklarına sarılarak bir şey geleceğini de minnet gösterir. Ya o sahne de çok etkili. Ben sinirlenmiştim yani. Yüzünü ayağına koydu vesaire gibi. Ya o anlamda çok da abartmamak, aşırı yorum yapmamak şartıyla da hani sen paylaşmıştın ya. Sömürgeci. Yani ama dediğim gibi 18. yüzyılın Britanya düşündüğü güneş batmayan. Onu niye yazdığımı da yani evet. Ben şey yapayım biraz aslında evet. Bunun üzerinden gitmek lazım. Çünkü güzel de bir roman. Kitabın tamamı aslında bir el kitabı niteliğinde. Yani bu kitabı okursan işte ıssız bir adaya gittiğin zaman işte demiri nasıl dövüyeceğinden tut ağacı nasıl bağlayacağına kadar bir el kitabı ve bütün o süreci yani gidip bir yeri fethettiğin zaman, bir medeniyet kuracağın zaman tek başınaysan eğer bir hayatta kalma el kitabı gibi bir niteliği de var bu şeyin ve bence yaşadığı dönem yani yazıldığı dönemde bu kadar popüler olmasının sebeplerinden bir tanesi de sadece adamın yaşadığı maceralar değil. Aynı zamanda orada bir yaşam biçimini kurma, ondan sonra işte tarım yapma, işte demiri şekillendirme vesaire vesaire. Bu anlamda da o dönem çok yaygın olan sömürgeleştirme, yani ana karanın dışına çıkıp işte keşfedilmemiş, vaat edilmiş toprakları, işte dini olarak da oraları işte bir misyonla gidip şey yapan bir şey var yani bir akım var, bir moda var ve ben hani Robinson'u şey yaparken hep böyle bir sömürgeci eline bu kitabı alsa işte elinde sadece 3-5 parçayla gidip bir yere işte çevirip orayı işte Hristiyanlaştıracak, sömürgeleştirecek bir el kitabıymış gibi şöyle, hep okudum yani. Buna gerçi aşırı bir yorum da diyebilirsiniz yok, ama. Yok aşırı yorum değil aslında. Doğru bir yorum ama. Şunu da söylemek lazım. Da güzel bir roman ama. Ha, roman olarak da edebi estetik olarak. Estetik açıdan tamam evet. Yani o orası başka bir şey ama hani bir de bunun ideolojik arka planı var. Mesela şeyin Akşit Göktürk'ün kitabında şöyle bir bölüm var. Diyor ki yani bir tarafı estetik olarak şeye dayanıyor, yani bir tasvire dayanıyor. Diğer tarafında ise diyor Richard Hakluyt, Robert Knox, William Damper, Woods Rogers gibi gezi yazarlarından mesela bu böyle yazarlardan da besleniyor. Mesela o ada tasvirlerini adalarda adada ne bulunur ne bulunmaz bu bildiğimiz kadarıyla Brezilya'dan işte Karayipler'de bir yer. Bir adadan bahsediyoruz. Hayali bir adadan bahsediyoruz ama ne yetişir ne yetişmez. Yani bir yanıyla da bir gerçekliğe hayatta dayanıyor. Kalma rehberi gibi bir yandan da. Evet. Bu seyyahlardan faydalanarak bunları okuyor, bunlardan faydalanıyor ve onun üzerine inşa ediyor aslında o adayı. Tabii şeyi kurgu. Hani öyle yazın böyle, şu böyle... var yani şimdi 18. yüzyıla gelmişiz. Yani Amerika'nın keşfinden itibaren yani sürece baktığımız zaten müthiş bir gazeteciliğe kadar yazın oluşmuş durumda. Anılar,
kaptanların anıları, korsan edebiyatı. Bir de şey de var, söylemek lazım. Seyyahlar. Daniel Defoe bir gazeteci. Evet. Aslında yani öldürüm de var. Tevfika okunabilir bir malzeme çünkü. Bugün de hala okunabilir. Yani bir kaza yapmak, bir adaya düşmek hala cazibesini yitirmemiş durumda. Şimdi mesela Robinson genelde mesela ben şeye kadar işte ortaokula kadar biz inceltilmiş versiyonlarını bol illüstrasyonlu versiyonlarını okuduk. Yani çocuk kitabı olarak ama gerçek Arakşı Hoca'nın çevirisiyle bütününe baktığınızda sadece çocuk romanı olarak algılanamaz. Şimdi tabii çocuk romanı olarak algılanmasında en büyük şeyde cinsellik yok. Evet. Yani Robinson'da. Evet. Yani aslında ona da bir girmek lazım. Tabii yani. Mesela niye kadın yok hiç? Şimdi şöyle bir şey var. Hatırlarsanız ilk toplantıda bireycilik mitleri denilen hani Aymat'a referansla bir şeyden bahsetmiştik değil mi? Yani Faust bilgi hakikat değil mi yani? Evet. Faust'un temel derdi. Sürü Faust var yani sadece Goethe'nin Faust'u değil yani bir tür ortak edebiyat konusu. Robinsonat gibi evet, bu da aslında. Evet. Sonra Don Quixote var. Zaten o en temel babamız değil mi? Hı. Sonra Don Juan var, en tehlikelisi demiştik değil mi? Çünkü arzu, cinsellik, serbest aşk denilen evet. Şey Don Juan. Yani psikanalizi önceleyen bir şeydi. Şimdi baktığımız zaman Robinson'da cinselliği hiç göremiyoruz. Yani buraya dönük bir şey yok. Ne diyeyim bir ima falan da yok. Yani konuda da tabii feminist olsun olmasın bir sürü çalışma yapıldı. Genelde hani püritanizm, yani püritanizm nedir? Mesela şimdi kapitalizmin tarihinde reform çok önemli. Hatta bazılarına göre Rönesans'tan daha önemli. Çünkü zaten Rönesans sonrası gelen dönemin 17. yüzyılın karşı reform olarak nitelendiriliyor. Yani baktığınız zaman protestanlık denilen şey ne? Mesela Max Weber gibi sosyologlar haklı olarak hani kapitalizmi protestan ahlakla şey yapıyorlar. Yani kapitalizmin gelişti Hollanda, ilk burjuva modern devlet formu. Sonra İngiltere hep protestan ülkeler. Şimdi protestan tabii beni de aşan koca bir tartışma ya da Kalvinizm. Hı? Ama şu var, meslek ahlakı var. Bireysellik var. Yani Tanrı'yla bireysel ilişki kurma var. O anlamda ıssız ada Robinson'a bunu müthiş veriyor. Kilise yok. Kilise yok yani. Kendisi yapayalnız, hayvanlar var ve Tanrı'yla İncil'i var. Evet, İncil'de tefekkür var. Halinde. Yani onunla protestanlığın o şey. Sonra protestanlıkta çok önemli bir şey yani mesleğin bir ibadet olması ve seni kötülüklerden koruması. Türkiye'de de yaygın olan bir şeydir. Yani işin olmazsa kötü şeylere alışkanlıkları bulaşırsın. Yani meslek ahlakı, çalışkanlığın bir ibadet. En önemlisi de bireycilikle ilgili muhasebe. Şimdi Hristiyanlığın mesela diğer semavi dinlerin en önemli farkı nedir? Mesela Hegel gibi filozoflara göre zaten modernliği başladı. İtiraf kültürü denilenmiş. Yani itiraf var orada. İtiraf ederek bir içe dönüyorsunuz. Ya da deneme kültürü Montaigne. Mesela modernlik neyle başlar? Montaigne'in denemesiyle başlar. Zaten adı ne? Deneme. Tamam. Yani çok güzel yani değil mi? Adı deneme ya. İmprovizasyon yani. Deneme şeyi içinde başka bir ruh hali gerekiyor. Ya da günce diyelim değil mi? Yani mektup diyelim vesaire ama itiraf. Şimdi adada kimse yok. Bir kamusallık yok. Kilise yok. Yani cemaat yok. Bireysel olarak bunu birçok sayfasında görüyoruz ya. Tanrı'yla tefekkür hali var. Bir bazen kızıyor, bazen kendini günahkar görüyor falan. Meslek, yani sürekli bir çalışkanlık hali ve evimiz kayıt altına alma. Hem günce, hem de muhasebe. Yani kayıt altına alma rasyonel bir şey. Yani bir şeyi şirketler için de geçerli. Kayıtları sıkı tutarsan israfı ve şeyi engellersin. Adam günleri saymış evet. Ya 27 sene yani, boyunca çok saçma bir şey. O anlamda Kalvinist protestan etosu çok net görüyoruz. Ki zaten Marx'ın da eleştirdiği yönlerden. Ben bir vaktim kaldığında Marx'ın Robin sonucu üzerine küçük bir yorumunu da okuyacağım yine Aymat'tan. O anlamda hani priest, protestan, priest en öz, en öze inmiş, püreye inmiş ve tefekkür halinde, çalışkanlık halinde bir şeyi öneriyor. Bir tür kişisel gelişim kitabı tınısı olmasa da. Şimdi şu da var mesela, çok yoğun fanteziler yok. Böyle adada böyle çok yoğun fanteziler de geçirmiyor. Böyle çok rasyonel. Yani onu bütün o
soğukkanlı roman boyunca şey yapıyorsun. Hayalci değil yani. Hayalci değil yani. Haşut'un yamyamların gelişi bir ara sapkın bir şekilde şeye dönüyor. Yani onu nevroza çeviriyor, korkuyor. Üç gün mağarasına kapanıyor falan evet, ilk yani. Ayak izini görünce. Evet. O anlamda ama böyle bir yoğun şey yok. Mesela şimdi Ada dedik. Mesela Ada üzerine tabii modern bir roman ama Sineklilerin Tanrısı değil mi? Yani Sineklilerin Tanrısı Goldwyn. Düşün. Bir sürü şey vardır orada yani. Fantazi, grotesk öğeler, tekinsiz şeyler falan. Robinson bundan da uzak. Yani bir korku var elbette. Yani bir hayvan sesinden ürkmek, bir ağacın kıpırtısından ürkmek ama hemen akıl planlama onu bertaraf etmiş oluyor. Yani o anlamda sıkıcı da bir tip olarak bakıldı. Yani diğer roman kahramanlarına bakıldığında tek düze yani bir tür mesaiye indirgenmiş bir süreç var. Tabii hastalandığı bir süreçte ya da çok fırtınalı çalışmıyor. Yani bir tür izin veriyor kendine ama disiplinli bir şey var, adam var. Tabii bu ideolojik dediğim gibi yani tek bir insan toplum olmadan birçok şeyi dönüştürebilir. Bu çok şey var, önemli bir vurgu. Şimdi bir de şöyle bir şey bakalım. Mesela Rousseau'nun etkilendiği şeylerden biri. Şimdi Batı modernitesini belirleyen özellikle Alman romantizmiyle başlamış. Daha bir öncesinde tabii Rousseau'nun romantizmi gibi bir şey var ama yalnızlığın keşfi diye bir şey var. Yalnızlık modern bir şey bir tarafı. Daha çok da romantizmin yani 18. yüzyıl. Yalnızlık daha önce mesela Odysseia yalnız değil. Yani, yalnızlık zaten hastalık. Beğenilen bir şey de değil, istenilen bir şey de değil. Ama 18. yüzyılın sonlarında da 19. yüzyılda romantizmde iyice görünen şey yalnızlığın aynı zamanda estetik bir şey olabilecek. Mesela Rousseau'nun kitabı hani Yalnız Gezenin Düşleri. Yalnızlık estetik bir hale geliyor. Ya da Caspar David Friedrich'in tablolarındaki figürlerin değil mi? Hı hı. Yalnızlığı. Bu anlamda kendisi çok duygusal olmasa da Robinson yalnızlık denilen bir imgeyi de çok net göstermiş. Çok önemli. Adada kişi. Şimdi mesela adada geçen ütopyalara baktığımızda orada zaten topluluk var. Dünyanın örneğini sen orada bir laboratuvara çeviriyorsun. O yalnız. Kişi. Tek. Yani bir yalnızlığı bu kadar yoğun 300 küsür sayfa, 400 küsür sayfa neyse vermek değil mi? Yani işte Rousseau'nun üzerindeki etkilerinden biri bu. Yani o tabii daha duygu yoğun hale getiriyor. Ya da dediğim gibi onun korktuğu vahşi Rousseau'da soylu vahşiye dönüşüyor. Ama bu yalnızlık imgesi önemli. Yani bence dünyanın en yalnız ilk romanı denilebilir yani. Yalnız. Yani bu da vurgulamak istediğim şeylerden biri. Evet hocam şimdi devam edelim. Hocam sen devam et. Valla ne diyeyim şimdi? yine mi ben çok konuştum? Estağfurullah. Bir de tabii şey var mesela, bunun öncesi de var. Belki geçenlerde öyle Twitter'da duyurusunu yaparken Haybin Yaksan'dan da bahsedin evet. Falan diyorlardı da ondan da biraz bahsetmek lazım herhalde. Orada tabii etkileyen şeylerden Akşit Göktürk de bahsediyor. İşte Haybin Yaksan var diyor. Belki ismini daha önce duymamıştık. Haybin Yaksan'ı bir açıklayalım tabii, da. İbn-i Tüfeyl'le ve İbn-i Sina'nın yazdığı felsefi roman. Orada işte Haybin Yaksan işte uyanık oğlu canlı gibi bir şey Türkçesi hı hı. Adaya düşüyor ve adada ceylanlar büyütüyor onu. Oradaki kendini ve Tanrı'yı tanıma sürecini anlatıyor. Orada bir şey felsefi roman olarak geçiyor. Yine Yapı Kredi Yayınları'ndan da tercümesi var. Bir de tabii bahsedilmeyen başka bir yine bu gelenek içinde, ada geleneği içinde İbn-i Nefis'in Risaletül Kamiliye Sirreti Nebeviye diye bir kitabı var. Orada da Kamil işte isimli birisinin yine bir ada içindeki hikayesi var. Mesela burada da böyle bir gelenek var ve bunlar doğrudan etkilemiş midir bilmiyoruz ama böyle bir metafor var. Şeyi de belki Odysseus'a götürebiliriz. Orada da mesela bir adaya düşme, adada kalma imgesi var. Yani aslında bakarsak hani bu Robinson'u merkeze alarak geniş bir yelpazede işte ütopyadan felsefi romana, oradan da
işte Robinson'daki gibi böyle gerçekçiliğe, distopyaya, işte sineklerin tanrısındaki gibi çok geniş bir yelpaze var aslında ada üzerine. Yani burada tabii ben soru sormuyorum, biraz da kendim de yorum yapıyorum ama. Bunun haricinde mesela şey de dikkatimi çekti. Özellikle bu iş yapış hali, yine bir benzerlikten bahsedeceğim ben. Şeyde, romanda ekmek yapma sürecini anlatıyor. İşte nasıl yapılacağını, nasıl işte tahılı nasıl ürettiğini, ekmeği nasıl yoğurduğunu, mayasını nasıl yaptığını falan onu böyle bir çok teknik olarak anlatıyor. Diğer birçok şehri yaptığı gibi. Yani bir yanıyla bu şeyde var mesela, buna benzer bir örnek. Gazali'de var. Bizzat ekmekten iş bölümü üzerinden. Yani aslında burada yapılan da bir iş bölümü tarifi. İş bölümü üzerinden yapılıyor ve Gazali'de var. Mesela İbn Haldun'da var. Yani bu şeyci iş bölümü yapma, iş bölümünü tasvir etme. Şeyde de bahsediyor aslında. Marx'a da vardı galiba yine bu Ian Watson kitabında. Yine orada da böyle bir şey var, kanal var. Tabii bunların hepsi, ben şey olarak söylemiyorum bunları. Etkilendi ve hatta etkilenmedi değil de medeniyetin tezahürleri. Genel şeyler yani bunlar, genel problemler. Yani bunu bir medeniyet tarihi bile çerçevesinden okuyabiliriz. Yani ilk başta düşüyor. Hayvanlardan korkuyor, korunak yapıyor. Yani bir avcılık, toplayıcılık sürecinden çiftçiliğe geçiyor. Sonrasında çitliyor. Mesela çitleme. Çitleme var yani mesela. Jean-Jacques Rousseau'nun şeyinde yine siyasi düşüncesinde gördüğümüz çitleme fikri var. Yani bunlar aslında böyle birçok açılardan ilişkiler ağı içinde düşünebilecek şeyler var. Metaforlar var. Mesela bu çitleme ne diyorsunuz? Marx'a göre evet. zaten kapitalizm büyük çitleme diye geçer. Bir de yani otlakları neyi çitliyoruz? Evet. Bir de yok bence. Biz de söyle neyi çitliyoruz? Neyi çitliyoruz? Ama şu var, bir kale oluştu. Kale oluşturuyor. Bir burgaz oluşturma. Yani zaten bir burjuva var karşımızda değil mi? Yani hani burgaz. Tabii. Lüle burgaz. Yani evet. Burjuva, bir burç oluşturuyorsun. Yani o anlaşılabilir ya. Savunma çünkü. Yani adayı tümden bilmiyor. Yani adanın hepsine hakim değil. Ada büyük bir ada. Yani vahşi hayvanlar gelebilir falan. Korunak. Biri tabii felsefi bir soru. Yani bir duvarın insana vereceği bir güven. Değil mi yani? Kuytu. Evet. Kuytuluk verme falan. Ama şunu bakın mesela. Roman, hani ilk romanlar. Don Quixote. Kriz içindeki Katolik İspanya. Don Juan. Kriz içindeki Katolik İspanya. Hı. Robinson, İngiltere. Bak iki tanesi İspanya'dan çıkıyor. Şeyde yani bireycilik mitlerini kuran iki tane evet. Devasa örnek İspanya. Çünkü niye İspanya? Çünkü 16. yüzyıl altın çağı vesaire. Yani sömürgecilik, Christoph Kolomb vesaire vesaire değil mi? Müthiş bir şey çöküşe geçmiş. Çöken şeyi, yükselen şey ne? İngiltere. Güneşin batmadığı imparatorluk. Yani 18. yüzyıl demek. Evet. Amerika onun sömürgesi. Kanada'nın bir kısmı onda dünyayı bir sürü yeri bölmüş. Yani güneş batmıyor yani imparatorluk. O kadar küresel bir şey. O yüzden Robinson İngiltere'den gelmesi. Yani herhangi bir yer değil. İngiltere'den gelmesi çok çok önemli. Richardson'ın Clarissa'sı da İngiltere bakın. Hani onu saymıyoruz diyoruz ya. Yani bana göre roman öncelikle kadındır yani. Ya Penelope'nin dünyası yok değil mi yani? İçeride de konuşuyorduk yani Odisea'da. Odisea'nın dünyası var ama Penelope'nin yok. Yani Hera'nın yok. İnek gözlü Hera'nın değil mi? Hep Zeus falan. Çünkü kadının görünebileceği tek form. Yani önce erkekler yazıyor ama sonra Bronte kardeşler, Virginia Woolf'la değil mi? Bir kadın yazarlar bizde işte Leyla Erbil'ler vesaire. Yani o anlamda Clarissa da İngiltere'den. Sonra da büyük sıçrama başka Rusya'dan. Değil mi Dostoyevski'de tozu ama bu iki örnek önemli. Yani ikisi İspanya, ikisi şey, ne diyeyim İngiltere. Yani
18 ticari kapitalizm. Daha 19. yüzyıla var biraz yani buhar vesaire gibi ama ticari kapitalizmde İngiltere zirve. Hindistan'dan şeye kadar neredeyse her yer kraliçenin arması. Avustralya aşağıdaki bir kıta, yeni bir kıta. Şimdi o anda müthiş bir özgüven var. Bir İngiliz olmak. Yani centilmen olmak. Ya yani tabii Rus şeyde Robinson'da çok centilmenlik vurgusu yok. Yani belki iyi de olabilir o ya. Çünkü niye? O kentle alakalı bir şey. Yok. Ama bir İngiliz'den gelmesi romanın ikinci büyük örneği denilen şeyin önemi var. Ve İngiliz zaten Marx'ın kapitaliyle falan. Şimdi Marx bir Alman'dı ama kapitalizm İngiltere üzerine gidiyor. Zaten Londra'da yazdı. Değil mi? Yani, evet. O anlamda hani İngiltere ticari kapitalizmin zirvesi. Tabii şu da var yani yazarı da bir gazeteci. Bir sürü kapitalizme dönük bugün bizim kişisel gelişim kitabı dediğimiz koca bir literatür var. Risaleler vesaireler var. Yani el kitapları var. Koca bir şey. Sonra dediğim gibi tefrikalar var. Yani gazetelere düşen bir tefrika mantığı var. Yani evet. Bütün bunlar bir Almanya'dan gelmedi. Yani Robinson Almanya'dan gelir miydi? O da ayrı bir tartışma. Yani Almanya'dan gelen başka oldu. Yani romantizm geldi oradan. Arıza geldi, Nietzsche geldi. İşte Goethe gibi Rönesans şeyli insanlar geldi falan. Yani o anlamda da geldiği coğrafya şey, küresel bir coğrafya. Yani adam gemiyle çıkıyor, bir anda Afrika'da, sonra Brezilya'da, değil mi? Yani bir dolaşan, şeyle dolaşmaktan bahsetmiyoruz tabii yani deveyle. Değil mi? Gemi, evet. Deniz denilen bir süreç var. Yani o İngiltere vurgusu ve 18. yüzyıl vurgusu da önemli ama dediğim gibi... Bir de hocam burada şunu da var, aslında ona bahsetmek lazım. Şimdi elimizdeki bu birinci cilt... Robinson. Evet. Robinson'un çok satınca iki cilt daha yazıyor. Ve orada macera aslında adadan çıkıyor. Şeye gidiyor, Madagaskar'a gidiyor. Çin'e Basra'ya gidiyor. Basra'ya geliyor. Ticaret devam ediyor. Tabii yani. Tabii. Şimdi o yani Güneş Batmayan İmparatorluğun, ticari kapitalizm dediğimiz şeyin aslında temellerini farklı yerlere taşıyor. İşte Madagaskar'a gidiyor. Basra Körfezi'ne geliyor, Araplarla çatışıyor. Sonra Çin'e gidiyor, Çin'de ticaret yapıyor. Brezilya'ya geliyor, tekrardan adaya geliyor, yani evet, o adaya evet. Ve o adayı tahkim ediyor, vali yapıyor, vali yani valiliğini ilan ediyor. Yani aslında bakarsak o ıssız adadan çıkıp o ıssız adayı sömürgeleştiriyor bir tarafıyla da aslında. Çünkü oraya iskan ediliyor, şenlendiriliyor. Evet. Yani şeyin devamı da var aslında nedir? Filmin devamı evet. Da var ve daha da şey yaparak, coşarak gidiyor yani Robinson. Ya bir de şimdi William bu Defoe'nin bir hayatı da aslında kitapta çok örtüşen bir yanı var. İşte İsmail Hoca'nın şeyinde makalesinde şey yaptım. Adam tacir, armatör, imalatçı, casus. Bir ara vergi memuru. Görünmüyor yani. Ondan sonra 5-6 kere cezaevine giriyor çıkıyor borcundan harcından dolayı falan filan. Şimdi yani o dönemin şöyle bir şey var. Yani ben mesela bizim çocukluğumuzda Kaptan Onidon diye bir dizi vardı. Hatırlıyor musun hocam? Şimdi mesela orada Kaptan Onidon sefere çıkardı. Bir tuz adası bulurdu mesela. Orada işte bir sürü mücadeleler şunlar bunlar. Yani durağını reddeden, sürekli hareket halinde olan, sürekli bir takım yani mücadele eden bir insan şeyi var, prototipi var ve bu tamamen doğayı dizayn etme. İşte var olana razı olmayıp sürekli yeni bir takım şeyler, eylemler içinde yer alma. Şimdi ben mesela bu romanı okurken ben o adaya ben düşseydim hiç kılımı kıpırdatmazdım açık söyleyeyim. Kendime güzel bir mağara bulurdum. Zaten meyve var. İşte iyi kötü hayvan var, şu var, bu var. En fazla hani bu adamın 20-27 sene boyunca her tarafı çitleyip manyak gibi sürekli işte aletler, edevatlar, sular, bilmem neler.
Ya bunları neden yapmış acaba diye insan şey yapıyor. Aslında ihtiyaçtan değil. Tamamen dini bir şey var ve bir dürtü var yani burada. Aslında yani herhalde bugünkü kapitalizmi anlamak açısından bu dürtüyü ve o kıtlık korkusunu ve gelecek korkusunu falan ya şey yapmak. Kapitalizmin ekonomi politiği, yani Marx'ın ekonomi politiği şeyin en büyük meşruluk şeyi nedir? Kıtlık. Yani değer vesaire koca bir tartışma. Kıt. Yani mallar kıttır. Kıt yani mıdır önce, acaba? Önce öyle. Şimdi ama koca bir tartışma da tam tersi. Yani aslında bolluk olduğu ama bunun bir tür bir bazı insan sınıf savaşı vesaire değil mi? Sömürü gibi kavramlar geldiğinde bunun kıtlığa döndü falan gibi. Yani bir de şöyle bir tartışma var ya, o da koca bir tartışma. Yani yazarın döneminde de bunlar çok tartışılıyordu. Yani Akdenizler, güneşin olduğu yerler, tembel. Evet. Daha böyle boş zamana, bir oryantalizm de vardı bu içinde biraz ama. Yukarı, kuzeye, gotik, sert yerlere gittiğinde de direngenlik, çünkü hayat şartları zor değil mi yani? İşbirliği, yani disiplin vesaire gibi hala demez miyiz yani? Doğulu tembelliği vesaire. Gibi. Alman disiplini. Ha, Alman disiplini. Jean-Jacques Rousseau da mesela dilin kökenlerinde hani dili şey yapar. Dil önce duygusal çığlıktan çıkmıştır. Sonra yukarı kuzeye doğru gittiğinde anlaşma, işaret ve eklemlenme gelmiştir gibi. O müthiş kitabında böyle bir önemli bir tez de var. Yani Akdeniz, Arabistan'da dil şiirsel. Duyguyu. Evet. Ama yukarı hayat zor olduğu. Yani genelde de protestan ülkelere doğru gidiyor herhalde değil mi? Mesela Hollanda'da. Protestan, Kaptan Oredon deyince, Almanya'da zaten reform meselesi. Belki öyle de açıklama vardır ama demek ki çok daha abartmamak şeyiyle. Ama orada tabii şey var aslında, ben onu şuna da açıklıyorum, coğrafyanın etkisi. Evet. Bu arada coğrafya kaderdir şeyin değil değil mi? Yani? İbn Haldun'un değil ama coğrafyanın etkisini çok önemsiyor. Yani işte, mukaddimenin çok büyük kısmında coğrafyayı tanınıyor ve şey olarak da var yani coğrafyanın insan ahlakı üzerine, etkisi üzerine bayağı bir yazıyor. Hatta böyle şimdi şey diyebileceğimiz, ırkçı diyebileceğimiz şeyler var. İşte zenciler diyor, aynı şeyi söylüyor aslında. Zenciler işte çalışmayı sevmezler, akılları yoktur ondan sonra. Ama işte başka iklim bölgelerinde yukarı kuzeye doğru gittiğin zaman insanları zeki olur. İşte derilerin rengi şeydir, parlaktır falan. Ama benim geleceğim nokta aslında farklı biraz daha. Yani bu kuzeyde olma hali, yani bu içine İngiltere de giriyor aslında. İngiltere, Hollanda, Almanya gibi kuzey Avrupa ülkelerinde zaten böyle olmak zorundasınız. Yani böyle olmazsanız hayatta kalamazsınız. Yani aslında din dediğimiz veyahut da ideoloji dediğimiz şeyin kendisinin maddi gerçekliklere zorlamasıyla oluyor. Yani İspanya'da veya İtalya'da siesta yapılıyor. 2 saat uyuyorsun günde mesela. Niye? Çünkü sıcak. Yani şeyde de var, bu Arabistan'da da var. Onlar kakule diyor. İşte İspanyollar siesta diyor. Niye? Çünkü hava sıcak. Hava sıcaklığından kaçman gerekiyor. Gün uzun. Günden de faydalanman gerekiyor. Ama kuzeye gittiğin zaman yani düzenli ve programlı olmak zorundasın. Yani bu aslında Robinson'un romanında şey, Robinson'un yaptığı bu düzen, sürekli bir düzen, sürekli kayıt altına alma, sürekli bir plan ve program içinde yaşama şeyi aslında kültürel kodlarda var olan bir şey. Yani çünkü bunları yapmazsan hayatta kalamazsın. Ekini yarın biçmezsen 2 gün sonra zaten kar yağacak. Ve ekini kaldıramayacaksın. Evet. Şimdi tabii şu da var yani. Issız bir adaya düşmek sürekli bir kurtulma umuduyla yaşamak. Yani, değil mi? Kurtuluş var. Yani kurtulasıya kadar ayakta kalman gerekiyor. Yani ben oraya geldim ve hep burada kalacağım şey yok. Her an bir gemi gelebilir. Değil mi yani? Ateş yakarsın, işaret verirsin falan. Yani o disiplini bir tarafıyla da oradan gitme umudu. Yani o umut olmasa büyük ihtimalle o ada da hep kalabileceğini düşünse büyük bir yıkım olabilir. Psikolojik değil mi yani? Gidip şey yapamayacaksın. Belki de barışırsın, bilemiyorum. Yani Nasılsa gitme şey. Şimdi tabii bir de deneyler de var mı bilmiyorum. Yani bazı şeyler okudum ben. Yani gerçekten de böyle bir deneyim var mı?
Yani ıssadaya düşmüş, kurtulmuş insanlar var ama 30-35 yıl, 25 yıl kalıp da önce tek başına sonra son 5 yılı, 3 yılı bir kişiyle neyse şey var mı bilmiyorum. Bir gerçek vaka. Yani eğer varsa dil kullanma biçimi nasıl? Yani bedensel davranışları nasıl? Psikolojisi nasıl? Değil mi yani? Tabii. Yani ben şunu merak ederim. Yani bilmiyorum da. Sanmıyorum da yani böyle bir 20 yıl sonra kurtulmuş biri olacağını. Yani. Japon vardı galiba bu 2. Dünya Savaşı'ndan. Ama şey var o ıssız adada değil yani o kendini saklıyor. O hala savaş Endonezya'da olması lazım. Böyle savaş devam ettiğini zannediyor. Japon disipliniyle imparator hala o kendini saklıyor. Köye gidip yiyecekler çalıyor. Yani insanlar var şeyde civarında. Evet. O başka bir vaka. Yani bir ıssız adaya düşüp 20 yıl yalnız yaşamak bir psikolojik olarak ne sıl yapar insan? Mesela Marksist bir açıdan baktığında büyük ihtimalle yıkıma dönüşürsün. Evet. Yani hani işbirliği, yıkım, psikolojik yıkım, yani dilde bozukluk, anksiyete neyse bilmiyorum. O anlamda hani bir gerçek örnek 20 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl bunlar olabilir. Ama 20 küsur çok uzun gerçekten. Evet. Yani bir de 18. yılda insan ömrünün şeyini düşünelim. Yani 50 yaş bayağı iyi bir yaş. Değil mi yani? Evet. İnsan 50 yaşında ölüp gidiyor yani 40-35 yaşında. 20 yaşında gitmiş 47-50 yaşına kadar bir adada kalıyorsun. Yani bunlar da şey insanda soru şey yapar. Ne diyeyim sorular doğuran şeyler. Evet. Yıkıma uğrayabilir belki. Dili unutabilir belki. Değil mi? Yani, evet. Tamam, cuma gelesek var. Cuma geldi öteki. Yani bir diyalog var. Hikayeyi anlatıyorsun, dinleyebiliyorsun. Hatta şu da var. Mesela Robinson merak etmeye başlıyor kültürünü. Yani tabii Hristiyanlaştırdıktan sonra biraz. Yani sohbet etmek. Değil mi ya? Sohbet etmek. Yani mesela biz 3-4 gün yapayalnız bir yere tıkasalar yapmaya başlıyoruz. Çıkımda bir insan görüyoruz. Evet yani değil mi? O anlamda hani o özgüven, hiçbir yaralama olmaması şeyi. Tabii romanda sıkıştırılmış bir zaman izliyoruz. Bir anda geçti 20 yıl. Yani evet. Gerçek zamanlı bir şey değil çünkü roman. Değil mi yani? 200-300 sayfa okuyorsunuz hop 20 yıl geçmiş oluyor. Yani o anlamda hani o özgüveni, o hiç bozulmamış hali, bir Londralı muhasebeci gibi dingin olması, gentleman. Vesaire. Sonra tabii kendi araç gelişi. Mesela Robinson tartışırken ilk çizimleri de var. Şemsiye. Yani güneşten korumak falan. Yani dediğim gibi müthiş güçlü bir figür. Etos. Yani şimdi şöyle bir Kaptan Oniden deyince aklıma geldi. Çünkü kaptan figürü önemli bir figür. Yani gemi kaptanı falan. Şimdi sürekli bir mücadele içindesin denizde. Deniz tamam yani karada çok zor ama deniz ekstra zor bir yer. Yani anlamda hani 17. yüzyıl, 18. yüzyıl yani ticari kapitalizm, deniz taşımacılığı falan. Yani o kaptan figürü aynı zamanda bir burjuva gibi düşünün. Yani mücadele ederek malları vesaireleri götürüp getiren bir süreç. Hatırlarsanız şey demiştik Don Kişot tartışmasında yani burjuvanın ilk mesleklerinden biri değirmencilik demiştik değil mi? Evet. Yani çünkü kaptanlık da çok önemli. Yani gemi taşımacılığı ve dünya küreselleştiğinde ki kendisi de zaten denize doğru çıkıyor değil mi Robinson? Yani o denizin mücadelesini görmek. Hatta yani Vico mesela şey der yani ilk dinleri denize yakın şeylerin ürettiğini söyler. Mesela Yunan mitolojisi falan. Yani çünkü deniz ve iklim bir sürü korkutucu şey getiriyor. Evet. Yıldırım mesela dalgalar yani hani dinsel imgelerle deniz bağı mesela çöldeki bir dinsel imgelem nedir? Değil mi? Denize yakın bir yerde tabii denize yakın olması ticaret, liman bir sürü şey. Bir de şu da var yani bunlar tabii fenomenolojik şeyler ya yani bu konuda çalışmalar var elbette ama mesela maviye bakmak değil mi yani? Hı hı. Ada imgesini güzel tarafı her yer mavi. Fırtına olduğu istisnalar var ama mesela mavinin dinlendiriciliği. Değil mi? Evet. Yani
İlginç bir şey o yani. İşte biz tatiline gidiyoruz değil mi? Deniz manzaralı falan. Yani anlamda adanın güzelliklerinden biri de her taraftan maviliği bir kısmıyla görebiliyor. Ama o gemici vurgusu özellikle 18. yüzyılda, 17. yüzyılda hem yönetici ya da 19. yüzyılda mesela gemici ve kaptan şeyi mesela Jack London'ın deniz kurdu. O Kurt Walson tipi yani. Disiplinli, mücadeleci, yeri geldiğinde vahşi bir tip. Bunlar da bir tür Robinson imgesinin hani değişik değişik şeyleri ne diyeyim versiyonlar olarak okunabilir. Yani. Şey de var mesela şimdi denizci deyince aklıma Türk modernleşmesi geliyor ama farklı bir şey boyutu da var aslında. Bizde deniz romanı var mı? Mesela bir soru. Yok yok benim şey yapacağım şey şu aslında. Mesela Türkiye'de modernleşme işte ordu üzerinden o da denizciler üzerinden oluyor. Ya yani bunu ben şey olarak düşünüyorum. Sebebi denizcilerin kültürel olarak daha çok açıklar. Çünkü işte farklı kültürler, farklı limanlar, farklı karşılaşmaların olduğu yer. Her limanda bir sevgili. Yani o da. Onun da bir şey var, etkisi var yani. Çünkü denizci dolaşıyor. Dolaşıyor. Yani. O yüzden mesela şey de Robinson. Dil öğreniyor. Şey de Robinson da mesela dil öğreniyor. Evet. İşte Brezilya'ya gidiyor. Orada yaşamaya başlıyor. Orada bir plantasyon kuruyor. Portekizci öğreniyor. Ticaret yapıyor oradakilerle. Ama normalde aslında bir İngiliz. Evet. Yorklu bir İngiliz sonuçta. Evet. Hocam son olarak bu Cuma ile olan ilişkisi üzerine evet. Şey yapalım. Bir de sen sanki Marx'la ilgili bir bölüm evet şuradan ben işaretlemiştim. Evet. Ya dedim ki ya Cuma yani bir öteki geldi. Yani şimdi şunu söyleyeyim yani Kolomb'un Amerika'sından itibaren Avrupa'ya yerliler getiriliyor. Bir kısmıyla sirk şeyiyle yani 18. yüzyılda Kızılderililer getiriliyor. Yani hatta seyrediliyor. Bazıları kalıyor, hizmetçi oluyor falan. Yani diğer kültür her zaman önemli. Ama vahşi olan biri. Yani bu Çinli değil. Çinli de öteki. Yani Marco Polo için Çinli öteki. Ama burada vahşi olan biri var. Bir zındık. Yani zındık bu. Yani İsa'ya inanmıyor. Değil mi yani? Evet. Pagan. Yani şey olarak bak. Yani Cuma önceki vahşi. Yani vahşiyle uygarlaşmamış. Yani bildiğin hayvan şey hatta yani Las Casas'ın tartışması değil mi şeydeki onların ruhları var mıdır yok mudur? Yani uzun bir süre Kolomb İspanyollar onların ruhlarının olmadığını vaaz ediyorlar. Öldürülmeleri o anlamda şey. Herhalde Las Casas'ın o temel tartışmasından sonra onların da ruhları oldu. Vallahi. Dolayısıyla Hristiyan haline getirilebileceği şeyi. Şimdi İspanyol altın çağı bu ötekiyle ilişkiyi yaşadı zaten. İnkalar değil mi? Büyük bir soykırım. Vesaire var. Şimdi bu vahşi Pasifik adaları, Karayipler, ılıman bölgeler değil mi? Yani Afrika'nın işte içleri vesaire. Yani bu vahşinin konuşmamızda var ya yamyamlık meselesi. Şimdi bu yamyamlık meselesi çok önemli çünkü hani Freudian koca bir teoride insanın iki önemli tabularından biri. Ensest ve yamyamlık denilen tabu. Yani mesela kasaba gittiğimizde güzel güzel etlere bakıyoruz falan ama o insan eti olduğunu düşündüğün zaman bir anda bir şey oluyorsun değil mi? Korkunç. Tavuk olunca bir şey olmuyor. Koyun bir şey olmuyor. Değil mi? Aslında tuhaf. Yamyam. Şimdi vahşiyi yamyamlıkla imgelemek çok önemli bir mit. Şimdi yamyamlık var mı? Var. Ama şurayı karıştırıyoruz. Mesela antropoloji kitaptan alalım. Bu yamyamlık çoğu zaman jest. Yani rakibinin gücü bana geçsin diye bir parçasını yiyor. Yani öyle kızartma, tuz dökme şey yok. Ama tabii açlık dönemlerinde, kıtlık dönemlerinde yapılıyor. Yani. Evet. Zaten batıda da yapılıyor. Yani işte Şili'deki o Ant Dağları'na düşen uçakta hocam ben şeyi sporcular arkadaşlarını yediler. Osmanlı devrinde de benzer hikayeler var. Bu vakayı vakvakiye denilen bir hadise var. İşte idam edilen adamın yağlarının halk tarafından toplanıp işte koluna bacağına sürülüp işte iyi gelecek bilmem ne falan filan gibi. Yani aslında bir çeşit onun enerjisine şey yapmak yani onun yaşam enerjisini belki yani belki onu yiyemiyorlar falan filan ama hani bununla ilgili hayır yiyebilir. Şimdi mesela bir şey var yani ismi de kültürel dedin mi şöyle kültürel. Dana olunca bir şey olmuyor. Evet. İnsan asınca
düşünmesi bile şey. Değil mi yani? Ürpertici yani, falan. Şimdi şöyle bir şey yani yiyebilir şey olarak baktığında yani hani beslenme vesaire ama elimizdeki antropoloji literatüründe bu yamyamlık vakalarının çoğunun gücü geçmeye ya da saygı mesela öldürdüğü insana da saygı duyuyor. Evet. Şey olarak. Yani bir kulağını bir şeyin neydi falan. Ama Batı 17. barok dönemden itibaren kendi oburluğunu bir kısmı vahşi üzerine de projekte ediyor aslında. Yani o da beni iştahla kızartıyor. Şeyde de var bu arada onu da söyleyelim. Kuzey yani şeyde pagan kuzey kabilelerinde de var vahşi şey yamyamlık. Yani bu İsveç, Norveç işte bunların erken evet. dönemlerinde Vikinglerde falan. Bunlar bayağı pagan şeyler, ritüellerle insan kurban Hı. ediyorlar. Ve yiyorlar yani onları. Hı. Bu yani sadece hani şeyde Afrika'da veya işte Güney Amerika'da olan bir hadise değil. Değil mi? Yamyamlık başka bir tartışma ama evet. Robinson'da çok vurgu olduğu için önemli. Yani bayağı şeyle anlatıyor. Sürekli hem bir korkusu var adamın. Onu işte ötekileştirmek evet. için evet. bir anlamda o. O yamyam imgesi. Zaten konuşmamın başında söyledim yani. Popüler kültüre sirayet eden yamyam korkusunda Robinson romanın çok önemli şeyi var. Katkısı var ama tabii sadece o değil. O evet. dönem koca bir ucuz edebiyat var zaten. Yani ucuz evet. edebiyat denilen gazetelere, tefrikalara vesaireye kadar geniş broşürlere. Böyle bir şey var. Çoğu palavra da olan. Değil mi? Evet. Anlatı, seyahat vesaire. Şimdi o anlamda Cuma ve yamyamlık ilişkisi önemli. Yani Cuma Orta Doğulu değil. Cuma Çinli değil. Cuma Arap değil. Yani. Hı? Karayipler, işte Pasifik ya da Yeni Gine neyse yani. Hı hı. Oradan bir imge. Ve o dediğim gibi uygarlaşmamış olan. Yani doğanın içinde işte bir hayvandan belki biraz hallice falan. Evet. Ama eğitilebilir. Yani Robinson uzun uzun tartıştı. Pedagoji bu. Yani bazen şüpheye düşüyor. Kızdığı da oluyor Cuma'ya. Yani yanlış anlaması, sinsiliği, bazen sinsiliği var. Yani doğal olarak Robinson'a güvenmiyor bazı şeylerde. Güvenmiyor. Ya da tanımaya çalışıyor. Mesela İncil'i eline alıp inceliyor. Değil mi? Yani o merak şeyi var. Ama en azından şunu öğreniyor. İşte o sömürgecilik tartışması orada uç veriyor biraz yani. Bu dönüştürülebilir. Yani gerçekten evet. de hani smoking giydirilebilir yani belli bir süre sonra. En önemlisi de Hristiyanlaştırılabilir. Yani onu bir mümine çevirebilir. Onu da beceriyor. Yani ondan da hatta çok çok gurur duyuyor. Yani ben bir mümin ürettim. Bir Tanrı yolunda bir kişi daha kazandırdım. Bir tür misyoner şeyi. Tabii burada önemli olan şey Alan Turing'in romanı mıydı Cuma? O da mesela Cuma'nın bakışından evet. yazıyordu. Ya da mesela bakın bize bir karikatür çizgi roman dizisi vardı bizde. Cuma. Hatta filmi de yapıldı. Cuma, evet. Yani orada da mesela Cuma figürü sürekli Robinson'a şey yapan, nanik yapan bir evet. Şimdi yavaş yavaş aslında sömürge sonrası dönem denilen İkinci Dünya Savaşı sonrası döneme ya da postkolonyalizm olarak biraz problemli bir kavram ama Cuma'nın bakış açısını da görmeye başladı. Yani işte mesela Alan Turing'in o romanını Cuma nasıl görüyor orayı? Robinson'u nasıl görüyor? Adayı nasıl görüyor? Evet. Diğer soydaşlarını nasıl görüyor? Ötesini, Batı modernitesini nasıl görüyor? Çok çok önemli ama tabii 18. yüzyılda tırnak içinde Avrupa merkezcilik dediğimiz mantıkla bakıldığında Cuma'nın bakışının görünmesi çok şey değil. Mesela Spivak'ın 90'lı yıllarda mağduriyet çalışmaları yani mağdun ezilenler, dışlananlar vesaire mağdunlar konuşabilir mi diye çok önemli bir sorusu vardı. Evet. Yani mağdunlar konuşabilir mi? Yani konuştuklarında egemenlerin dilleriyle konuşmak gibi bir zorunlulukları var. Evet. Ki Spivak'ta zaten Hindistan kökenli Amerika'da bir akademisyen. Yani onun için o büyük soru mağdunlar konuşabilir mi? Hı. Yani, şimdi mesela Cuma konuşabilse nasıl konuşur? Bu tabii ayrı bir soru. Yani İngilizce mi konuşacak? Değil mi? Yani kendi dilinde mi konuşacak? Adı ne peki mesela? Adı ne? Ne mesela şöyle bir devrimcilik mi yapacak mesela 60'lardaki gibi işte Cezayir Savaşı vesaire
adımı iptal ediyorum. Ben atsızım diyecek. Ya da Malcolm X gibi yanına X mi koyacak? Değil mi? Evet. Cuma X falan. O koca bir tarih. Yani ya da Fanon'un ezilenler değil mi yani yeryüzü lanetlilerdeki o şeyin kolonyalizmin nasıl psikoloji üzerinde şey yaptığı. Mesela Cuma bazen çok uşaklaşıyor. Yani tırnak için ağrıyor. Yavşaklaşıyor. Değil mi yani? Baktığı zaman. Evet. Bir kısmıyla hani o sömürgecilik mantığı oranı şeyini de dönüştürebiliyor. Ama en bisi Don Quixote programında söylemiş miydik bilmiyorum. Metis stratejileri denilen kurnazlık stratejileri, üç kağıt stratejileri var. Yani nedir bu? Metis neydi? Kurnazlık tanrısı mıydı? Oradan geliyor. Metis yani daha çok köylülükle ilintili bir şey. Köylü kurnazlık denilir. Bütün dünya kültürlerinde köylüler kurnazlık. Çünkü başka nasıl ayakta kalacak? Değil mi yani? Nasıl ayakta kalacak? Çalacak. Jandarmadan çalacak. Şey yapacak. Yani bir tarafı direnme biçimi bu yani. Tahakküme karşı direnme biçimi. Yani Scott'ın Tahakküm ve Direniş Sanatı diye nefis bir kitap var. Orada Endonezya üzerinde bir örnek verir. Yani uşak efendisinin önünde eğilir ama osurur. Hı hı. Yani ne yaptı? Direndi. Tamam ben boyun eğdim sana ama salıyorum. Ama tabii risk. Koku vesaire boynu gidebilir. Yani, değil mi? Ama metis stratejileri yani Cuma'nın metisleri ne? Yani direnme anlamında. Bunu bilmiyoruz zaten. O başka bir okuma olur yani. O dönem için de mümkün değil. Yani 18. yüzyıl modernliği içinde düşünüldüğümüzde, ticari kapitalizm içinde düşünüldüğümüzde zaten uygarlık götürüyor. Vahşileri şey yapıyor. Tabii burada şöyle bir tartışma da var. Yani Cuma haliyle bırakılsa mıydı? Yani kendi özüyle değil mi? Bu da başka bir tartışma. Yani hiç modernliğe girmese miydi? Mesela Marx'ın düşüncesi Hindistan üzerine yazılarında bu çok tartışılan bir şeydir. Mesela Marx Hindistan yazılarında kapitalizmin oradaki çok olumlu özelliklerinden de bahseder. Yani geldi bu buradaki cemaat ilişkilerini, o dinsel yapıları, bir şeyleri sarstı. Bu bir tarafıyla şeydir, önemli bir şeydir der. Yani modernlik, demokrasi, batım şeyi falan gibi. Bazıları da şöyle der, yani hayır o şeydi, yapılmamalıydı. Öyle bırakılmalıydı. Ya da işte mesela geçmişte Nilüfer Gürel'in de tartıştığı gibi Fransa'da değil mi? Peçeyi niye şey yapıyorsun, yasaklıyorsun? Ya onun şeyi, otantik kültürü. Cuma'yı da öyle bırakabilirsin. Yani bunda koca bir tartışma. Yani tartışıldı da. Yani bir kısmıyla modernliğin içine girmesi iyi mi oldu? Cuma'nın. Yani dünyayı görmesi, okuma yazma öğrenmesi, gazete okur hale gelmesi falan. Bunlar hala acil sorunlar biliyorsunuz. Yani önümüzde duran şeyler. Bizim Türkiye modernleşmesinin de zaten namı Kemallerden vesaire değil mi? Yaşadığı tartışmalardan biri bu. Yani bilimini alıp şeyini almamak falan gibi başka bir tartışma. Ahlakını almak. Yani Cuma yani çünkü biz de Cuma. Yani bir metafor olarak okursak Cuma'yı biziz yani. Yani Batı'nın dışındaki herkes Cuma yani. Bak yani o bir kısmını oryantalizm olarak işlemiş. Yani Edward Said'in büyük kitabında hani şey yaptığı ne diyeyim. Moda şeyleri, yapı bozumuna uğrattı mesele. O anlamda Cuma politik bir figür. Ama bir de şurada şöyle var. Yani Batı modernliğinin kazanımları bir kısmı bütün insanlığın kazanımları. Yani. Bütün insanlığın kazanımları. Yani sadece Batı'ya özel değil ki. Zaten Batı'nın en büyük eleştirisi yine Batı'dan geldi. Marx. Yani şeyden gelmedi. Hindistan'dan gelmedi değil mi yani? Evet. O anlamda burayı tartışırken kültürcülüğe tıkanıp kalma ya da özcülüğe tıkanıp kalma tehlikesi de var. Yani Cuma modernleşti, modernleşmesin miydi? Değil mi? Bu başka bir tartışma. Hristiyanlaştırıldı, misyonerlik, bir zorlama var. Yani rızası alındı mı Cuma'nın? Yani, evet. Rızası alındı mı? Yani ama şu da var, elinde sonunda kurtardı. Yani diğer vahşilerden. Bir borç mu var? Yani bitmeyen tartışmalar. Yani efendi köle diyalektiği. Yani Hegel'in ünlü efendi köle diyalektiği şey. Yani efendi ve köle var ama tarihi köle değiştirecek. Çünkü şu, efendi köle diyalektiği Hegel şöyle der. Efendinin açmazı kendisinin tanımadığı biri tarafından tanınmasıdır. Hı hı.
kölenin açmazı yok. Çünkü köle kendi zaten tanınmıyor, o tanıyor falan gibi. Yani köle kendini tanıttıracak mücadele. Ama efendinin açmazı var. Hiç iplemediği bir tarafından, saygı duymadığı bir tarafından tanınıyor. Yani Robinson'un da böyle bir şeyi var, gerilimi tabii. Ama bilemiyorum yani romanda biz Cuma'yı elbette sevimliliğiyle, bazen acemiliğiyle, otantik tırnak içinde yönüyle görüyoruz ama Cuma'nın bir bilincini bu şeyde görmemiz mümkün değil. Onu 20. yüzyıl beklememiz gerekiyor. Evet. Yani Cuma'nın romanı... Bir Malcolm X tabii Cuma'nın gerekiyor. Politik olarak da ulusal kurtuluş mücadelesi, sömürgecilikten kurtuluş mücadeleleri falan gibi koca 40 sonrası, daha çok da 60 sonrası bir dünyayı beklememiz gerekiyor. Yani çok da fazla misyon şeye de romana da yüklemek şey olur. Biraz haksızlık olur. Evet. Yavaş yavaş evet, toparlayalım. Konuştuk herhalde yine. Ne kadar kaldı zamanımız? Yine ben konuşturmadım. Bir saat 10 dakikadır program devam ediyor. Ama tabii çok önemli roman. Yani evet. İzleyicileriniz mutlaka okusun da çok keyifli. Yani şu şeyi de düşmek istemem ya. Tümden de müthiş bir romanı bu tür ideolojik, politik algılarla yok tabii maskelemeyle. Ki öyle. Önce karşımıza güzel bir roman var. Ya, tabii tabii o açıdan yani, okuması evet. gerekiyor. Evet. Yani şeyde adada geçiyor ama sürükleyici. Evet. Evet. Ben çok uzun yıllar önce okumuştum. Biraz da kısaltılmış bir versiyonunu okumuştum. Tam versiyonunu herhalde hiç okumadım diye düşünüyorum ama tekrar bir artık baştan alacağız. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Güzel bir sohbet oldu. 105. yayınımız burada sona eriyor. Bizi Patreon'da destekleyen 19 olmuş. 19 kişiye teşekkür ediyoruz. Patreon hesabımız patreon.com/kültürtarihi. Buraya desteklerinizi bekliyoruz. Ayrıca YouTube kanalımız Kültür Tarihi'ne de abone olun. O tamamen ücretsiz bir destek olur. Bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta 106. yayınımızda Bilezik Yazıları. Bilezikleri. Değil mi? Evet, Nazif Arıman'la Bilezik Yazıları programımızı izleyebilirsiniz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar.